İyi çikolatalı yiyecekler. Vay canına bu kola. Yorumlarda yazın kolayı sever misiniz? Kahramanlarımız ona bayılır resmen. Hiç açamıyorum. Of ya, bu şişede bir sorun var kesinlikle. Ya belki böyle vurmalıyımdır. O işe yaramıyor. Ne yapacağım peki? Oo, bu sesleri sevmiyorum. Tüm kola yüzüme sıçradı. Evet evet, komik olduğunu biliyorum. Ama şişe açıldı sonunda. Gerçekten lezzetli bir şey. Bu acının çikolatalı kola mı? Hayır, vermeyeceğim. Bu sadece benim için. Tadından bakmak için sabırsızlanıyorum. Ha, bu ne kadar lezzetli bir şey. Bayıldım resmen. Vay be, içinde de M&M bonibonları var. Harika, hemencik bunu parçalamalıyım. Ve bam! Vay canına, çok havalı. Kimse görmediği sürece ben Sophie'nin şekerlerinin tadına bakabilirim. Kimse fark etmeyecek bile. Quentin, seni görüyorum ve bu şekerler benim için, buraya ver. Ve ağzını kapatacağım ne olur ne olmaz. Vay canına, bunu da yiyebilirim bu arada. Çok lezzetli. Quentin, çok komiksin ve çok tatlısın. Eminim. Ben de biraz acıktım ve bu arada kendi şişem olduğu için çok şanslıyım. Vay canına, çok havalı ve eğlenceli derecede titriyor. Ama ısıramıyordum. Biliyordum. Minecraft'tan bu şeye bana yardımcı olacak. Minecraft'ta bu kazma taşı bile kırabilir. Vay canına, bu jelibon kolalar çok havalı. Çok güzel görünüyor. İşte bir sürü var. Şimdi tadına bakacağım. Vay canına, harika. Afiyet olsun çocuklar. Herkese yetecek kadar var. Teşekkürler Mali. Gerçek bir arkadaşsın. Bu çok lezzetli. Vay canına, bu balık mı? Bazıları şanslı ama bazıları değil. Benim jelibon balığım çok komik. Bende ise çikolatalı var. Nefis. Bende ise gerçeği var. Ve çok berbat kokuyor. Balıktan nefret ederim. Quentin, sen başla. Çok kolay. Şimdi kuyruğumla başlayacağım. Çok iyi. Harika bir fikrim var. Bence balığım kesinlikle biraz yüzmeli. Onun için akvaryumu ve sütü hazırladım. Şimdi çikolatalı balığı için biraz süt dolduralım. Ve oraya atalım balığımızı. İşte böyle. Balığımız yüzmeli. Bu acana baksanıza. Balığım eridi ve şimdi sütü çikolatalı yaptı. Bu acana tadına bakmak istiyorum. Nefis. Sophie, devam et. Tamamdır, sonunda. Benim jelibon balığı mükemmel kokuyor. Ama onu böyle Quentin gibi çözemem. Ama harika bir fikrim var. Sakızlı balığı eritebilirim. O zaman o kadar sıvı olur ki onu içebilirim. Ama bunu yapmayacağım çünkü fikrim daha dahice. Baksanıza, böyle sıvı balığımı bu solucanlar şeklinde kalıplara dökebilirim. Ve şimdi bir sürü olacak. Ve onların üzerine bir sürü jelibon balık yakalayabilirim. Harika düşünmüşüm değil mi? Şimdi böyle takıyorum bunu. Solucan, hadi git ve bana balık getir. Vay canına, bir şey var. Baksanıza çocuklar, başardım. Balık tutmanın bu kadar kolay olduğunu hiç düşünmemiştim. Sıradaki. Sophie, sen bir profesyonelsin resmen. Balıkçı Sophie. Aynen öyle Quentin. Şimdi yiyebilirim. Bu nefis bir şey. Mali, hadi sen de balığına başla. Aynen öyle ama ben istemiyorum. Kötü kokuyor. Tamam. Gücümü toparlamam ve denemem gerekiyor. Ne? Ne? O yaşıyor mu? Hayır, hayır. Yeter. Seni bırakıyorum. Kesinlikle onu yememi istemedi. Hayır. Olamaz. Benim çikolatalı kokteylim. Şimdi içinde balık yüzüyor. Teşekkürler Mali. Hadi çık oradan. Berbat bir şey. Hayır. Şimdi kokteylim bozuldu ve mahvoldu. Yeter Quentin, ağlama. Nasıl da komiksin. Ama bu çok lezzetli.
Vay canına. Bunlar soslu patates kızartması. Ne kadar şanslısınız. Kesinlikle öyle, bayılırım. Quentin! Aman ne? Neden korkutuyorsun beni? Tamam, vampirlerden çok korkuyorum. Ben başlayacağım ve harika bir fikrim var. Tüm patatesleri Happy Meal'in böyle poşetine koyacağım. Ve sonra oraya bir sürü sos ekleyeceğim. Bence inanılmaz derecede havalı olacak. Şimdi her şeyi karıştırmalıyız. Ve sonunda tadına bakma zamanı. Vay canına, tüm patatesler soslu şimdi. Bununla başlayacağım. Bayıldım. Patates, ketçapla ve sarımsakla. Harika. Ben de istiyorum. Haydi Quentin, kendi yemeğini ye. Tamamdır, seve seve. Öncelikle çikolatalı sosun tadına bakalım. Çok iştah açıcı görünüyor. Evet, inanılmaz. Her şeyi içeceğim. Çikolataya bayılırım. Aynen öyle. Quentin'in eline çikolatalı şurup geçtiyse onu durduramazsınız. O zaman ben de jelibon patatesimin tadına bakayım. Bunu koparamıyorum. Biliyorum ne yapacağımı. Sosa ihtiyacım var. Burada bir sürü jel var ve tatları farklı farklı. Hemen hepsini denemeliyim. Bu elmalı jel ve inanılmaz resmen. Ve şimdi ise ikisini aynı anda deneyeceğim. Bayıldım. Bitti mi? Tamam. Ne? Sos kalmadı mı? Nasıl hızlı yedim onları? Ama bende bir şişe çikolata şurubum var. Hayır. Bende de bitti mi? Şimdi senin hak ettiğin de bu zaten. Tamam. Bunu yemeyin bir yolunu bulmalıyım ve sanki biliyorum ne yapacağımı. Onu eritebilirim. Saç kurutma makinesini kullanacağım. Aynen öyle. Bu harika olacak. Bu acını böyle yapacağını bilmiyordum. Quentin, senden çikolatalı patates alabilir miyim? Tamam ama sadece bir tanesini. Teşekkürler. Şimdi tadına bakabilirsin. Çikolatalı ve jelibonlu aynı zamanda. Seve seve. Vay canına, çok lezzetli. Kızlar, siz de denemelisiniz bunu. Al bakalım. Teşekkürler. Tadalım. Vay canına, bayıldım. Hiç daha önce çikolatayla jelibon yememiştim. Vay canına, bu kez noodle'ınız var. Harika. Acaba bende nasıl olacak? Çikolatalı kokuyor. Harika. Çok lezzetli. Her şeyi denemek istiyorum. Çocuklar, bu benim en sevdiğim ve en lezzetli noodle'ım. Marley, şimdi çok kirlisin. Neyse, bu çok lezzetli ve çikolatalı. Sophie, şimdi sen. Tamamdır ama çubuklarla hiç yiyemiyorum. Onları nasıl kullanacağım? Bu çok zor. Bir tane noodle alabildim. Aha. Of ya, düştü. Tamam, neyse. Ben kendi yöntemimi kullanacağım. İşte böyle farklı bir konu. Vay canına, bu çok lezzetli. Duramıyorum. Vay canına, nasıl da açmış. Bu o kadar lezzetli ki başka türlü yapamam. Bu arada devam edebilirsin. Tamam, seve seve. Bende jelibon noodle var. Ve o da çok lezzetli. Aynen öyle. Bu arada Sophie, ben yiyene kadar sen de çubukları nasıl kullanabileceğimi öğrenebilirsin. İstiyorum ve onun tadına bakmayı çok istiyorum. Gel buraya lezzetli şey. Tamamdır, kendimi tutamıyorum. Özür dilerim, denemeliyim. Sophie, sen ne yapıyorsun? Biraz daha ve siz neredeyse pişiyordunuz. Bu çok eğlenceli. Vay canına, pizza. Neli bu acaba? Hadi bakalım. Çikolata gibi kokuyor. Şahane olmuş. Sende ne var? Düşündüğüm gibi sakızdan pizzam var. Eminim çikolatadan çok daha lezzetli. Bu arada harika kokuyor. Ne kadar tatlı.
parmaklarını yersin. Dünyada daha iyi bir şey yoktur. Bu tattan deliriyorum resmen. Ben de bunu hemen düşündüm. İyi yemeklerden hiçbir şey anlamıyorsun Jess. Böyle bir pizzadan kopmak imkansız. Onu sonsuza dek çiğnemeye hazırım. Süper. Şimdiye kadar denediğim en lezzetlisi kız. Ay, baloncukları tamamen unutmuşum. Bak nasıl yapabiliyorum. Harika, bu çok eğlenceli. Sana yemekle ilgili çok şey bildiğimi söylemiştim. Bu arada bir dilim pizzayı bir pet gibi sarsan ağzınıza mükemmel bir şekilde girer. Not alın. Pekala, elinde hala biraz kalmış. Son anların tadını çıkarmak istiyorum. Bu pizzayı her zaman hatırlayacağım. Sanırım bitti. Lanet olsun, neden bu kadar hızlı? Tüm iyi şeyler bir gün sona erecek. Lezzetli bir şeyler denemek için benim sıram. Eminim çikolatalı pizza harika bir şeydir. Kesinlikle buna bayılacağım. Ben de onu denemek isterim. Sanırım bir dilim alırsan Jess hiçbir şey fark etmeyecek. Eminim bu kesinlikle sakızlı pizzadan kötü değil. Hey, yemeğim nereye gitti? Monica, pizzayı hemen yerine koy. Ama ben sadece bir dilim almak istedim. Sana da sakızdan kalanları verebilirim. Hayır, böyle bir değiş tokuş bana uygun değil. Bu sakız ağzında oldu. Bu kadar titiz olduğunu düşünmemiştim. Ne var ya? Dikkatimi dağıtmayı kes. Bir sürü pizza daha yemeliyim. Eğer paylaşırsan bunu birlikte daha da hızlı yapacağız. Yine de başka bir planım var. Yine de istediğimi alacağım, göreceksin. Eminim Jess böyle sürprizlere hazır değil. Neler oluyor? Neden yukarı çıkıyorum? İyi uçuşlar Jess. Yükseklikten korkuyorum. Beni yere getirin lütfen. Baloncuk patlamadan önce acele etmem gerekiyor. Harika. Çok lezzetli. Yeni de çikolatayı sakız kadar severim. Yumuşacık. Ağzında eriyor resmen. Harika. Ben artık uzaydayım. Sırada ne var? Anneciğim, uzaylılar. Yardım edin. Balonumu patlattılar. Düşüyorum. Pizza harikaydı. Bayağı doydum. Vay canına, sanırım Jess geri dönüyor. Yanılmadı Monica, benim. Sam nereye kayboldu? Onu gerçekten yedin mi? Tabii ki hayır. Büyük çikolatalı kurabiyeler. Bu ne şans? Büyük sakız mı? Süper. Uzun zamandır çenemi iyice çalıştırmak istiyordum. Geleneklere göre ben başlasam adil olur. Tanrım, şansım yüzüme gülmesine inanmıyorum. Bu kurabiye çok güzel. Bunu mahvetmek istemiyorum. Ama tatlılara şımarma arzusu beni aşıyor. Ne kadar lezzetli. İçinde sütlü krema da var. Bu hoş bir sürpriz. Mücadeleye katılmamız ne kadar güzel. Aksi takdirde böyle bir şeyi asla deneyemezdim. İşte sadece bir dilim kaldı. Ne kadar doydum ben. Ama hiçbir şeyden pişman değilim. Çok komiksin Monica. Ne gülüyorsun? Çok büyüksün. Biraz dinlenmen gerekiyor bu arada. Anladım. Şişman olduğumu ima ediyorsun. Ay, ama seni nasıl zayıflatacağını biliyorum. Sadece spor yapman gerekiyor. Ne kadar ağır bir bar var. Onu kaldıramam. Çabuk tut Monica. Bunun işe yarayacağına emin misin? Aslında ben ağırlık taşımaya alışık değilim. Halter benden ağır. Görünüşe göre gerçekten antrenman yapmaya hazır değildi. Şimdi ne yapabilirim? Bak, sanırım başarıyorum. Tamam, şimdi bu halter benim için çok hafif. Benim formumu beğendin mi? Kendin üzerinde kötü bir iş çıkarmadın. Bununla gurur duyabilirsin. Şimdi senin sıran. Bu kesinlikle benim için bir görev. Çok lezzetli bir sakız. Süper. Bunu yemek kesin zor olmayacak. Bak, neredeyse bitirdim. Kötü bir hız değil. İşte bu kadar. Geriye sadece tatlı anılar kaldı. Aslında ikinci parçayı unuttun. Ops,
Ben sadece baloncuklara geçtim. Ve şimdi tüm yüzün sakız içinde. Onu temizledim biri. Gerçi yatmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Dur, bu da ne böyle? Sanırım biri benden sakız çalmış. Monica, kanıtlar beni doğrudan sana getirdi. Neden hep benden yiyecek çalıyorsun? Bundan bıktım artık. Seni bağlayacağım. Bence meydan okumamız gayet iyi gidiyor. Ben her şeyden memnunum ya sen? Sakız ister misin? Görüyorum ki hayır. Tamam, onunla kendimle başa çıkabilirim. Bana inanabilirsin. Bu çok lezzetli. Ciz, baloncuklara şişirmene gerek yok. Bu senin değil. Hayır, Monica bolluğun içinde görünüşe göre haklıydı. Beni buradan çıkarın. Of ya, harika. Sanırım yere yapıştım. Ama bu en kötü durum değil. Jace, nasıl olsun? Neden güldüğünü anlamıyorum. Benim için hiç hoş olmadı. Ama çok komik görünüyor. Bacınla kocaman bir kavanoz Nutella. Ben memnunum. Bakalım bende ne var? Çok fazla sakız var. Bu gerçek bir hediye. Onları çabucak denemek için sabırsızlanıyorum. Şuna bak Monica. Bunun içinde boğulabilirsin. Bilmiyorum. Etkilenmedim. Bu Nutella başka mesele. O çok çikolatalı. Süper. Onun içinde yüzmeyi çok isterim. Çok çekici görünüyor. Sanırım bana kaşık koymamışlar. Nasıl yiyeceğim peki? Ellerimle yapmak zorundayım. Neyse bu daha da iyi. Çok daha lezzetli. Parmaklarından lezzetli yedikleri yalamaya bayılırım. Bu çok güzel. Ve hiç hizyedik değil. Sen sadece beni kıskanıyorsun. Hey, bu ne? Kendimi tutamadım ve doğrudan kavanozdan biraz denemeye karar verdim. Monica, bunu neden yaptın? Şimdi tüm yüzüm çikolata içinde. Tüm değil. Bak işte şimdi kesin tüm. Umarım bu kavanozuma bir daha yaklaşmanın için yeterli olur. Bana bıyık mı çizdin? Pekala. Yalamaya seven bir kedi olduğumu düşünelim. Harika fikir. Rahatsız etmeyeceğim. Bu arada kaşık yerine alabileceğim bir şey buldum. Ben de bu çubuk kullanışlı olur. Ne planladığını anlamıyorum. Nereye gidiyorsun? Acilen dondurucuya ihtiyacım var. Çikolatalı dondurma yapmak istiyorum. Onu bir süreliğine burada bırakacağım. Umarım planım işe yarar. Bunu öğrenmek için beklemem gerekecek. Süremiz başladı. Bu acının o zaman ne kadar hızlı geçiyor. Bu daha iyi. Demek dondurmamı artık alabilirim. Görünüşe göre iyice donmuş. Tam gereken. Bize ne yaptığını göster. Gerçekten biraz daha sabırlı olmalısın. Bak neredeyse çıkardım. İşte benim çikolatalı dondurmam. Bence bir sanat eseri gibi görünüyor. Oh, bu ne tat. Ne havalı bir plan. Vay canına. Ben kendim de çok heyecanlıyım. Ben de yalamak istiyorum. Gerçekten lezzetli. Kendine ne izin veriyorsun Jess? O benim dondurmam. Biraz denedim ya, ne var? Ne oldu yani? Durması imkansız. Bu kadar az kaldığı için üzgünüm. Sanırım bunu bir kere de yiyeceğim. Artık çuva ihtiyacım olmayacak. Çöp atmana gerek yok. Madem işim bitti, ben başlıyorum. Hadi gidelim. Ben de lezzetli ve eğlenceli olacak. Bu kadar miktarla sakızla başa çıkabilir miyim merak ediyorum. Her zaman yardım isteyebilirsin. Ben buradayım. Gücümden şüphe etmek benim kurallarım değil. Eminim başarabilirim. Asıl önemli olan acele etmek değil. Sadece hayattan zevk almak. Tadı almaya başlıyorum. Buna bayıldım. Bu sakızlardan ne kadar inanılmaz olduğunu bir bilsen. Gerçi çenem biraz yoruldu. Tüm çöpleri bana attığını belirtmek isterim. Kusura bakma, fark etmedim. Bırak, her şeyi temizleyeceğim. Bir saniye, sadece saç kurutma makinesi gerekiyor. Zor bir şey yok. Ne hoş bir his. Saçlarım rüzgarda çok güzel uçuyor. Gördün mü? Sorun olmadığını sana söylemiştim. Ya büyük bir sakız yapmak için saç kurutması makinesini kullanırsan? İlginç bir plan. Denemeye değer. Başardım Monica. Bunu görüyor musun? Harika. Bak ne kadar sıvı sakız var. Peki onunla nasıl yiyeceksin?
bir şey buldum ama yardımına ihtiyacım var. Sadece sakızı Huni'den ağzıma dök. Monika çok iyisin, devam et. Tamam, sakız bitti. Kendimi biraz garip hissediyorum. Sanki içeride yaşıyor musun gibi. Evet ve işte böyle baloncuklar ortaya çıkıyor. Jazz, hepimiz sakız içindeyiz. Üzgünüm, bilerek yapmadım. Challenge çok havalı başlıyor. Sade çikolatalar değil, Lego şeklinde çikolataları aldım. Benim önümde bir sürü Hubba Bubba sakızı var. Bu arada en sevdiklerim. Emma çikolatacının yanından bile geçemez. Nedenmiş o? Çikolatalarım inanılmaz derecede lezzetli. Şaşırttın resmen. Sakızların çok daha lezzetli. Şu anda da kocaman bir baloncuk şişireceğim. Çikolatadan bunun kesinlikle yapamazsın. İşte baksana. Nasıl? Gördün mü? Çok havalıydı. Çikolatanın da avantajları var. Örneğin bu parçalardan robot yapabilirim. Bu bir baloncuktan çok daha havalı. Gördün mü? Başardım. Böyle bir şey kesinlikle yapamazsın. Nedenmiş o? Sakızlarım yapışkan, bu yüzden onlardan da bireyler yapabilirim. Şimdi bunu sana kanıtlayacağım. Gözlerinizin önünde evrendeki en havalı robot olacak. Hazır ol. Şimdi şaşıracaksın. Şimdi gerçek bir sanat eseri olacak. Nasıl? Baksana. Böyle bir şeyi rüyanda bile göremezsin. Vay be, gerçekten başardı. Betty, bunu kendin istedin. Bize robot savaşı bekliyor. O zaman hazır ol kaybetmeye. Daha neler? Şimdi göreceksin. Sen göreceksin. Bittin sen. Emma, robotumun tüm gücüyle yüzleşmen gerekecek. Sana benimkinin daha güçlü olduğunu söylemiştim. Duydun mu ne söyledi? Al bakalım. Gördün mü? Daha güçlü. İşini bitirdi. Şimdi onu çiğnemenin zamanı geldi. Robotumu öldürdün. Nasıl da utanmıyorsun? Şimdi ne yapacağım ben? Aa, tabii ya. Bu hala inanılmaz derecede lezzetli bir çikolata. O yüzden neden onu yemiyorum ki? Vay be! Önünde sakız dolu bir makine duruyor. Emma, sende ne var? Bende çikolata çeşmesi var. Aslında bu da çok ama çok havalı. Umarım ben önce başlayacağım. Çok acıktım. Tadı nasıl acaba? Bu gerçek değil. Bu çikolatayı sonsuza dek içmeye hazırım. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Şimdi sade parmağımı çikolataya dönüştüreceğim. Bunun için çikolatanın üzerine üfleyeceğim. Böylece çabucak kuruyacak. Vay be, işe yaradı. Şimdi ortaya çıkan çikolatayı yiyebilirsin. Ay, leziz. Ay! Acıttı. Çikolatanın içinde parmağım olduğunu tamamen unutmuşum. Şimdi sakız tadına bakma sırası bende. Ve kırmızıyla başlayacağım tabii ki. Ah, en sevdiğim. Eminim beni hayal kırıklığına uğratmayacak. Acaba ondan büyük bir baloncuk olur mu? Pek iyi değil. Ama bu da son değil. Bir daha deneyeceğim. Betty, bak, önümüzde bir popet var. Onu kılıp olarak kullanmanızı öneririm. Senin sakızlarınla doldurulacak bir çikolata parçası yapabiliriz. Bunu yapmak için onları Poppet'in düğmelerine koymamız gerekiyor. Hazır. Şimdi onları çikolatayla doldurma sırası sende. Sadece aç gözlülük etme, elindeki her şeyi dök. Tamamdır. Hazır. Geriye kalan tek şey çikolatamızın donmasını beklemek.
Evet, en zor kısmı bu zaten. Of, neden çok yavaş gidiyor zaman? Aa, hazır. Baksana ne kadar sert. Aa, aynen. Yani onu Paw Patrol'ün içinden çıkarabiliriz. İşte bu, hadi çevirelim. Vay be. Pekala Betty, ikimiz çok havalı bir şey yaptık. Aynen. Ve şimdi bu havalı şey yeme zamanı. Bu ne kadar lezzetli. Nefis. Çikolata ve sakızın birlikte bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Bu sefer önümde juicy fruit sakızından oluşan bir dağ var. Bu arada en sevdiğim. Ben de bir sürü çikolata aldım. Hangisinden başlasam? Ben biliyorum. Sakızlarımla başlayalım. Juicy fruit'u çabucak denemek istiyorum. Uzun zamandır onları çiğnememiştim. Şu sakızın ne kadar uzun olduğuna baksanıza. Onunla ne yapacağım konusunda çok ilginç bir fikrim var. Öncelikle sakızları kutularından çıkarmanız ve bunları derin bir kaseye koymanız gerekiyor. Baksanıza ne kadar güzel. Ve şimdi sakızları çubuklarla yiyebilirim. Sanki Kore noodle'ı gibi. Böylesi çok daha eğlenceli ve ilginç olacak. Ne kadar lezzetli. Ama sakızlar çok uzun ya. Ağzım o kadar sığmıyor. Yakında her zaman makası olan bir arkadaşın olması ne güzel. Teşekkürler Emma. Pekala. Dev ve balonun zamanı geldi bence. Vay be. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Dikkat et. Bu balonun neye çarpacağını tahmin etmesi zor. Affedersiniz sevgili seyirciler. Ama bunun böyle olacağını gerçekten bilmiyordum. Aa, Emma, senin de çikolata tanıtından bakma zamanı geldi. Aynen. Senin balonun yüzünden onu unuttum neredeyse. Nereden başlayacağımı seçemiyorum. Hepsine aynı anda başlayacağım. Ellerinizle çikolata yemekten daha havalı bir şey yoktur. Bu onu yemenin en havalı yolu. Evet, her parmaktan çikolatanın tadını çıkarabilirsiniz. İnanılmaz bir şey ama bir fikrim daha var. Ellerinizi silmenin ve bir sürü tost almanın zamanı geldi. Onlara çikolatayı süreceğim ve sonra dünyanın en büyük çikolatalı sandviçini yapacağım. İşte bu, tüm çikolatalar çabucak bitti. Ama şimdi gerçekten kocaman bir sandviçim var. Onu nasıl yiyeceğim ya? Görünüşe göre ellerimi tekrar kullanmam gerekecek. Yani çok da kolay değil ama gerçekten inanılmaz derecede lezzetli. Aa, hayır, sanırım düşüyorum. Ben de öyle. Ama sandviçin tadı güzel mi? Şimdi sen de sandviçe benziyorsun. Ben de tadına bakayım. Aha, evet, gerçekten de nefis. Evet, sana söylemiştim. Görünüşe göre ben de doğrudan kendimden çikolatalı sandviçler yemem gerekecek.